Acaba burada ne olmuş? Önceden bu oda çok temiz ve düzenliydi. Her şey yerli yerindeydi. Bu arada Duru nerede? Buraya bakın. Duru burada ne yapıyor? Neden bu kadar üzgün? Ama patenlerimden biri nerede? Pateninin tekini kaybetmiş. Üzgün olması için haklı bir sebep. Sanki canı da çok sıkılmış gibi. Bu odada neler oldu? Kirli kıyafetlerini almaya geldim. Çamaşırları yıkamanın zamanı geldi. Ama... Bu odanın karışıklığında hiçbir şey bulunamaz. Tamam kızım. Ne zaman kıyafetlerini toplarsan bana getirirsin. Belki de bahçededir. Belki de bu yaprakların altındadır. Orada patenin ne işi var? Birlikte top oynayalım mı? Şimdi değil. Patenimle oynamak istiyorum ama tekini bulamıyorum. Sen gördün mü? Hayır, görmedim. Bulamıyorsan gel top oynayalım. Patenimi arıyorum. Geldim anneciğim. Duru canım, senin de işin bitince bahçedeki kıyafetleri topla ve içeri getir. Kirli kıyafetlerini de getirmeyi unutma. Duru şu anda sadece tek bir şeye odaklanmış durumda. Onunla en son ne zaman oynadığını düşünmesi gerekiyor. Bakalım onları en son ne zaman giydim? Hatırlayamıyorum. Ayağım. Neden bu kadar kızgınsın? Çünkü patenimin tekini kaybettim. Nerede olduğunu bilmiyorum. Benim bir planım var. Ha? Vay, ne güzel. Kaybettiğin şeyi bulman için sana yardım edeceğim. Bulduktan sonra beraber oynayabiliriz. Hazır mısın? Evet, şimdi her şeyden önce bahçedeki yaprakları temizleyelim. Şimdi sırada ne var? Hı?
Burası neden böyle dağınık? Birazcık dağıtmışım. Sorun yok. Şimdi birlikte toplayacağız. Ha? Evet, başlıyoruz. Bu da pateninin kaybolmuş diğer teki. Mutlusun, değil mi? Duru, kızım. Kirli çamaşırlarını topladın mı? Çamaşır makinesini açmak istiyorum. Duru annesini hiç duymuyor. Pateniyle oyuna fena dalmış. Oysa ki zürafa Ergi ile tüm çamaşırları toplamıştın. Hayır. Şimdi nasıl oynayacağım? Evet, bu paten kırılmış. Artık onunla oynayamazsın. Duru çok kızgın. Çünkü artık paten oynayamıyor. Ne oldu? Yine ne üzgünsün? Patenim kırıldı ve artık oynayamıyorum. Elbette istediğin zaman oynayabilirsin. Ama nasıl? Kırık patenle nasıl oynayabilirim ki? Bunu kastetmemiştim. Şimdi sana bir hikaye anlatacağım. Eski zamanlarda oyuncak olmayan bir ormanda çocuklar tek başlarına oynamaya çalışırlarmış. Hep üzgün ve canları sıkkınmış. Bilge zürafa bir gün çocuklara oyuncak yapmaya karar vermiş. Onlara taştan, ağaçtan, yapraklardan oyuncaklar yapmış. Yavaş yavaş bütün zürafalar oynamaya başlamış. Bir gün kuvvetli bir rüzgar esip birkaç gün üst üste yağmur yağmış. Rüzgar tüm zürafaların oyuncaklarını yok etmiş. Çocuklar günlerce üzülmüşler. Oyuncakları yok olan çocuklar tekrar sıkılmaya başlamış. Ama sonra bilge zürafanın taştan, yapraktan, ağaçtan yaptığı oyuncaklar akıllarına gelmiş ve kendilerine oyuncak yapmaya karar vermişler. Sonra beraber yaptıkları oyuncaklarla oynamaya başlamışlar. Artık oyuncakları kırılsa da yok olsa da üzülmemeleri gerektiğini öğrenmişler. Ne kadar ilginç bir hikaye. Hey! Hey! Yaşasın!
yaşasın Luhey. Hazır mısın? Bugün harika vakit geçirdim. Haklıydın. Oynamak için özel bir şeye ihtiyacım yok. Evet, doğru. Görünüşe göre Duru çok mutludur. Artık her durum onun için yeni bir oyun haline gelebilir. Oyuncaksız bile.